İstanbul'da ve Türkiye'de yeni bir sayfa açılmasının mimarlarından İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu aramızda. Ve yine İstanbul seçimlerinin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye'de yazmış olduğu, Türkiye genelinde yazmış olduğu başarı hikayesinin mimarlarından geçmiş dönem İstanbul İl Başkanımız, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Oğuz Kağan Salıcı aramızda. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ülkemizde siyasette yeni bir sayfa açıldı. Korku duvarı yıkıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye genelinde toplumun tüm kesimlerinde bir şeylerin değişebileceği konusunda umut verdi. Herkese umut oldu. Biz bu başarıyı önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin kurtuluş reçetesini yazacağına inanıyoruz. Böyle bir sorumluluğumuz, ülkemize karşı, milletimize karşı böyle bir ödevimiz olduğuna inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizde yeniden hukukun üstünlüğünü sağlamak için, adaletin, toplumsal barışın yeniden sağlanması için ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayan gerçek anlamda çağdaş ve çoğulcu bir demokrasinin hayata geçmesi için tek adres. O yüzden yorulmadan, yılmadan, dinlenmeden, ara vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni önümüzdeki süreçte iktidara taşıyarak halkın özlemiş olduğu ülkemizdeki barış ortamını sağlayacağız. Ben Sayın Genel Başkan Yardımcımıza da, İstanbul İl Başkanımıza da tekrar hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz diyorum. Değerli dostlar, sevgili kardeşlerim, ben öncelikle İstanbul'dan tüm İstanbul örgütünün, İstanbul halkının sevgisini, saygısını ve selamını sizlere getirmiş olayım. Ve sevgili mevkidaşıma da çok teşekkür ederim böylesi sıcak ev sahipliği ve karşılaması için. Şunun altını çizmek isterim. Aslında İstanbul hikayesi diye tarif ettiğim İstanbul'u yeniden halka verme sürecinin mimarı, inanmışı ve hep birlikte kazananı ya da gizli kahraman diye tabir edilen kısmı bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi örgütleridir. Ne mutlu sizlere, ne mutlu bizlere ki yıllarca bu süreçte yorulmadan, her türlü imkansızlıklara rağmen bu partide inançla mücadele eden sizlerin inancı, bu inancı ortaklaştırması ve bu ortaklaştırmayı da işe evirmesiyle birlikte bu sonuç sizlerin Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin sayesinde oldu. Bizler böyle görünen yüzleri belki oluyoruz ama asıl mimarları, asıl hak teslimini ya da asıl gizli kahramanların altını çizmek lazım. Bu sürecin yine bana sorarsanız elbette görünen, görünmesi gereken ve sıklıkla adından söz edilmesi gereken bir mimarı da Genel Başkanımızın adalet yürüyüşünden itibaren başlattığı, sürdürdüğü ve sürekli hale getirdiği anlayışıdır. Bizler de Genel Başkanımızın bu sürdürdüğü ve sürekli hale getirdiği anlayışa genel merkez yöneticilerimiz ve hep birlikte inanarak koyduğumuz emek sayesinde diyelim, bu başarıyı aslında ne yaptıysak hep birlikte yaptık. İyi olanı da, kötü olacak olanı da diyelim. Çok söz uzatmak istemem. Örgütlerden sonra Genel Başkan Yardımcımız burada. Dolayısıyla kendisi biraz daha sizlerle düşünce ve duygularını aktaracak. İzin verirseniz ufacık bir anekdotla ben sizlerden izin istemek isterim. Hatırlayacaksınızdır aranızda o dönemi yaşayanlar, hani yaş almış ama yaşlanmamış yoldaşlarımızın da olduğunu görüyorum. 77 genel seçimlerinde Nevşehir'de bir ön seçim yapılıyor değerli kardeşlerim. Ve ön seçimden birinci olarak Mehmet Zeki Tekiner çıkıyor. İkinci milletvekilliği seçimlerinde ikinci çıkan arkadaşına gidip diyor ki evet ben ön seçimden birinci çıktım. Milletvekili Nevşehir'de o dönem bir milletvekili çıkarıyor. Meclise gideceğim ama dönemin koşulları itibariyle senin daha çok dokunulmazlığa ihtiyacın var. O nedenle ben il başkanı olacağım. Sen de milletvekili olup meclise gideceksin diyor. Neyse uzatmayayım. Mehmet Zeki Tekiner il başkanı oluyor ve ikinci sıradaki arkadaşına yerini vererek onu meclise gönderiyor. Ve 17 Haziran 1980 yılında il başkanı iken Mehmet Zeki Tekiner katlediliyor. Değerli kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım.
Bunu şundan dolayı anlatıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadim, emekçi, duygudaşlığını ortaklaştıran ve zaman içinde aynı duygudaşlığı yakaladığımızda neler yapabileceğimizi gösteren ve bundan sonra da bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için duygusuyla yola çıkıp ve burada buna dönük çalıştığımızda neler başarabileceğimizi göstermesi açısından bu örnek hep benim örgütlerle bir araya geldiğimde paylaştığım ve geçmişe bakıp olumsuz olanı değil ama konuşup önümüze yol açacak hafızamızı tazelediğimizde İzmir gibi İstanbul nefes aldı. Ben inanıyorum ki Türkiye'de sizin bu inancı, güvenci ve kararlılığıyla nefes alacaktır. Bir kez daha her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İstanbul örgütünün selamlarını iletmiş olarak hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. İki değerli il başkanımızla beraber bugün İzmir'deyiz. Bir tanesi zaten İzmir'deydi. İzmir'de kalmaya devam edecek. Diğer il başkanımız Canan Hanım İstanbul'dan geldi. Bugün bizim Seferihisar'da Gençlik Kolları kampı var. Dolayısıyla Gençlik Kolları kampına katılmak üzere, gençlerimizle bir araya gelmek üzere geldim ben. Bundan önce kadık kollarımız bir değerlendirme toplantısı yaptı Nevşehir'de. Belediye başkanlarımızla bir kamp yaptık. Afyon Sandıklı'da. Önümüzdeki dönem milletvekillerimiz bir araya gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü de, kurulları da, parlamentoda ya da belediye başkanlarımız olarak hepsi ayrı ayrı bir araya geliyorlar. Ve 31 Mart yerel seçimlerini ve daha sonra kazanmamıza rağmen tekrar kazanmak zorunda bırakıldığımız 23 Haziran İstanbul seçimlerinin sonuçlarını değerlendiriyoruz. Ortada önemli bir seçim başarısı var. Bu seçim başarısının neden kaynaklandığını, bunun nasıl yapıldığını Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün genel merkezinin bu siyasete inanan yurttaşlarımızın bu sürece koymuş olduğu katkıyı değerlendiriyoruz. Eksiklerimiz varsa onları konuşuyoruz kendi kurullarımızda ve önümüze koymuş olduğumuz iktidar hedefi de yürürken o eksikleri de gidererek yeni bir siyaset anlayışıyla iktidara ulaşmayı hedefliyoruz. Değerli arkadaşlar, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının tüm Türkiye'ye vermiş olduğu tahribat ortada. Onu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Onu yaşıyoruz, onu görüyoruz. Bizim yapacağımız şey şu. Tüm Türkiye'yi kucaklayacağız. Biz Millet İttifakı'nda İYİ Parti ile bir araya geldik. Saadet Partisi ile bir araya geldik. Son yerel seçimlerde İYİ Parti ile bir işbirliği yaptık. Diğer siyasi partilerden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstermiş olduğu değerli adaylara teveccüh gösterip onlara destek veren yurttaşlarımız oldu. Hepsinin oyları için biz çok teşekkür ediyoruz. 31 Mart'tan önce vermiş olduğumuz tüm sözlerin arkasındayız. Ne söylediysek yapacağız. Bunun takibini genel merkez yapacak. Belediye başkanlarımız bunun takibine gerek kalmadan gereğini zaten yapacaklar. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partililerin nasıl bir belediyecilik anlayışı olduğunu, nasıl bir belediyecilik yaptığını İzmir'deki siz değerli kardeşlerimiz biliyorsunuz ama İzmir dışında Ankara'da, Adana'da, İstanbul'da 25 yıldan beri bu anlayıştan uzak kalmış. Sosyal demokrat, halkçı belediyecilik anlayışından uzak kalmış kesimlere, yurttaşlarımıza da bunu ulaştıracağız. Bu konuda belediye başkanlarımız çalışıyorlar. 11 büyükşehirimiz, 10 il belediyemizde, onun dışında birçok ilçe ve belde belediyemizde de belediye başkanlarımız çalışıyor. Bizim önümüzdeki dönem hiçbir mazeretimiz yok arkadaşlar. Kendimize koyduğumuz, önümüze koyduğumuz hiçbir mazeretimiz yok. Hep beraber Türkiye'nin Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde ortaya çıkmış olan büyük sorunlarını, ekonomik sorunlarını, dış politikada sorunlarını, milli eğitimdeki sorunlarını saymakla bitiremeyeceğimiz kadar fazlalaşmış durumda olan maalesef sorunlarını çözmek için Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara ihtiyacı olduğunu tüm yurttaşlarımıza anlatmamız gerekiyor. Çözüm önerilerimizi anlatmamız gerekiyor ve bu yolda bütün Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin yek vücut bir arada olması gerekiyor. Başka siyasi partilerle bir araya geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bütün herkesi kucaklayacak, kardeş bir şekilde devam edecek bir süreç izleyeceğiz. Önümüzdeki parti içi kongreler sürecinde de. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Ortam yeterince sıcak. Siyasetin sıcaklığından daha fazla değil ama ortam yeterince sıcak. Onun için hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi genel merkezimiz bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor.
Az önce söyledim. 31 Mart'ta söylemiş olduğumuz tüm sözlerin biz arkasındayız. Münferit yanlışlar olabilir. Bu münferit yanlışlar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından gerekli uyarılar yapılarak düzeltilecek. Düzeltiliyor. Onun dışında sosyal medya üzerinden aslında olmamış bazı şeyler olmuş gibi de yansıtılabiliyor. Dolayısıyla bu konuda duyarlı olmak lazım. Biz bütün bu iddiaları inceliyoruz. Bütün bu iddialarla ilgili eğer içinde gerçeklik payı olan bir şey varsa genel merkezimiz olaya müdahale edecek. Ama gerçeklik payı olmayan iddiaların da olduğunu görüyoruz. Onlarla ilgili de gerekli çalışmalar yapacağız. Şimdi tabii içeride konuşulan şey dışarıya olduğu gibi yansımamış. Önce onu söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, biz iktidara aday olan bir siyasi partiyiz. Bunun gereğini 31 Mart seçimlerine gösterdik. Gereğini yaptık. Şimdi örgüt içinde yorulan arkadaşlarımızı takviye etme zamanı. Örgüt içinde yeni buluştuğumuz toplumsal kesimlerin temsilcilerinin de o örgütsel yapının içine davet etme zamanı. Dolayısıyla örgütsel yapımızı daha da genişletme zamanı. Şimdi bizim yapacağımız şey bu. Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa parti içinde kongre yapan bir siyasi parti değil. Hatta sürekli parti içinde siyasi kongre yapan, 95 yıldan beri bunu aksatmadan yapan, demokratik mekanizmalarını işleten tek siyasi parti. Nedense hiç kimse Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongrelerini merak etmez. Nedense kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongrelerini merak etmez. Siparişle il başkanı gelir, siparişle seçilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokratik mekanizmalar çalışacak. Bundan kimsenin tereddüdü olmasın. Tüzüğümüz neyi emrediyorsa aynı şekilde çalışacak. Bizim arzumuz şu. Olabildiğince illerde, büyük şehirlerde, belediye kazandığımız yerlerde ya da iddiamızı devam ettirdiğimiz, sürdürdüğümüz bir sonraki seçimde kazanmayı umut ettiğimiz yerlerde örgütümüzün bütün unsurlarını kucaklayarak bir uzlaşmayla adaylarımızı ortaya çıkaralım. Arkadaşlarımız bütün örgüt yapısını kucaklayacak bir şekilde devam etsin. Bu da çok fazla adaylı değil, mümkün olduğunca uzlaşmaya dayalı ve daha az aday arkadaşımızın ön plana çıkmasını teşvik edeceğimiz bir şey gösteriyor. Bir yol gösteriyor. Ne zaman açıklanacağına gelince Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir taslak var. Ama müsaade edin, açıklandığı zaman hep beraber duyacağız zaten. Sonuçta biz kongrelerimizi bir yıl ertelemeyeceğiz. Bunu Sayın Genel Başkanımız da açıkladı. Dolayısıyla kongreler zamanında olacak ama bunun takvimiyle ilgili birkaç aylık bir süreç olacak. Onu da önümüzdeki günlere paylaşacağız. Şöyle, öncelikle bunu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. En azından açıklama fırsatı verdim. Şimdi Sabah gazetesindeki manşeti görünce şu anlamda çok mutlu oldum. 6 tane gencecik, pırıl pırıl, gözlerin içi gülen yardımcılarımı yan yana gördüğüm için. Değerli arkadaşlar, bir muktedirin, iktidarın yaptığı gibi rant için, yani para kazanmak için siyaset yapanlar vardır. Bir de siyaset yapabilmek için çalışan, emeğiyle kazanan, çalışmak durumunda olanlar vardır. Bugün Sabah gazetesinin ve Sabah gazetesine benzer bataklık medyası sürekli yaptığı için yaptığı şey, benim siyaset yapabilmek için çalışan, asla ve asla, bak çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde öyle bir anlayış yoktur, asla ve asla benim yardımcılarımda da öyle bir şey yoktur, emek üreten, siyaset yapabilmek için kendini var edebilmeye çalışan, gözlerin içi gülen, pırıl pırıl yardımcılarımı oraya taşımış olmaları, her zaman olduğu gibi bataklık medyasının bir sorunu ve aslında sorumsuzluğudur. O anlamıyla söyleyebileceğim tek şey odur. O fotoğrafını koydukları gençler gece gündüz çalışıp, zaman siyaset yapabilmek için zaman bulmaya çalışıp, bulamadıkları için 7/24 sürekli çalışan yardımcılarımdır. Onlarla da gurur duyuyorum. Hepsi çok güzel çıkmışlar.